açıkçası. Tabii Türkiye'de geleneksel sohbet toplantıları bizim benim tespit edebildiğim kadarıyla 27 ile daha sonrasında iki tane daha oldu. 29 tane farklı isim altında Türkiye'de bilinmektedir. Bunun tabii yarını yaren diyen gibi farklı söyleyişleri bir olmak kabul ediyoruz. Ama bunun dışında tabii ki gördüğünüz üzere biz burada altı açıklamasını yapmıştık ama görebiliyorsunuz keyif, sıra geceleri, yarın sohbetleri, barınma sohbetleri, erfene, ferfene, arifane diyebileceğimiz gezek sohbetleri, onun dışında mehle, sıra oturmaları, sıra gezmeleri, sıra yani bunun işte yarenlerin dışında sıra yarenleri diyebileceğimiz isimler olmak üzere Türkiye'nin hemen hemen birçok bölgesinde bunun var olduğunu ki şuradan mesela baktığınız zaman özellikle Ege bölgesi, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Karadeniz bölgesi, iç yani doğunun iç doğu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi yerlerde de olduğunu da burada görebiliyoruz. Şimdi burada çiçek ekmiş halkalar var, değişik renkler var. Bunların anlamı ise şu. Bir yerde birden fazla isimle bilinen sohbet toplantıları var. Şimdi onları bir belirtmek için o şekilde şey yapmıştık. Mesela hep bahsedildi, yaren sohbeti bu sohbetlerin en temelini teşkil edenlerden bir tanesi şu anda baktığınız zaman. En yaygın ve en geleneksel usulde şu anda Türkiye'de Çankırı'da devam ettiriliyor. Zaten bildiğiniz üzere yaren sohbetlerinden hemen şöyle biz görselde gideceğim. Burası Çankırı Yaren Sohbetleri'nin toplantılarının düzenlenmiş olduğu mekanın iç dizaynı ve bunlar da görmüş olduğunuz gibi 24 tane yarenin geleneksel bir şekilde oturma düzenleri. Burada baktığımız zaman yani size göre sağdakiler çırak yarenler, onların soldakiler kalfa, karşıdakiler usta yarenler. Sağ köşedeki, size göre sağ köşedeki başağı, sol köşedeki küçük başağı, hemen küçük başağının yanında bulunan kişi ise neydi? Çavuş ortadaki reis hocam. Reis olarak adlandırılıyor. Ki burada da zaten hani esnaftaki gibi çırak, kalfa, usta geleneği olmak üzere oturma sırasından yemek sofrasına kadar her bir şeyin bir düzenli şekilde var olduğunu burada görebiliyoruz. Tabii burada hiç kimse zenginliğine göre, fakirliğine göre başağı olamıyor. Yani başağı olarak kimse aday olamıyor. Aday gösteriliyor mesela. Bunun kuralları oturma. Bundan tabii biz yılın son toplantısı başağı toplantısı oluyor. İlk başağı toplantısı Çankırı'da gezerken ki bir taş mescitteki fotoğrafından bir kare. Bunlar Çankırı yarenlerinin geleneksel kıyafet, biraz önce bahsedildi, kıyafetten bahsedildi, yemekten bahsedildi. Her bölgenin kendine ait bir kıyafet var ki burada çırak, kalfa, ustanın bile belli oranda takmış olduğu kuşlulara göre, bir takım kıyafetlere göre de kendilerinin çırak, kalfa, ustalıklarını belirten sembolleri olduğunu da belirtebiliriz. Şu şekilde gelirsek, hızlı bir şekilde. İşte bu ortadaki ocak. Hani ocaklık geleneğinden bahsediyor. Temsil olarak şu anda var tabii ama orada toplantıya başlamadan önce ocak yapılıyor temsili anlamda. Ocağımızın tütmesi yani ocaklık geleneği de tamamen de oraya dayandırıldığında belirtebiliriz. Burası yarenler son toplantıda dediğimiz gibi daha önceki yaren olmuş şu anda grupta olmayanlara bir esnaf ziyareti yapıyorlar. Yürüyerek. Çankırı içerisinde bu şekilde bir sıralama var. Önlerdeki gördüğümüz üzere zaten yaren adayları oraya gelip adabı, edebi, yemek sohbeti, sohbet adabının oturmasını, konuşmasını, kalkmasını her bir şeyini öğrenmek için gelenlerdi. Bu da tabii huzur evinde yapılan bir ziyaret esnasında çekilen bir fotoğraf. Bunların Kütahya'sı var yani. Yarenler Kütahya'sı var.